Bu arada hepinize toplumsal duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Buyurun. Sende. Yüreğimize ateş düştü. Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda çalışan 8 madenci taşeron işçisi metan gazı sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybederek bir o kadar da yaralandı. Zonguldak'taki elim olayda hayatlarını kaybeden taşeron işçisi kardeşlerimizin isimleri şöyle: Hasan Bozacı, Muharrem Yapıcı, Yüksel Koca, Ahmet Şekerci, Köksal Kadıoğlu, Muhsin Akyüz, Satılmış Arslan, Hüseyin Kürekçi. Zonguldak Şube Başkanımız Sayın Dilek Ayhan konuyu yakından takip ediyor. Bu taşeron işçi kardeşlerimize haşip olarak Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz. Daha cumartesi günü Erzurum'da Bahattin Savaş isimli Erzurum Şube üyemiz maaşı yetmediği, borçlarını ödeyemediği için intihar etti. Geride acılı bir aile ve 8 aylık bir çocuk bıraktı. Pazar günü mesai saati olmadığı halde Şanlıurfa Belediyesi tarafından çalıştırılan Cevher Tüver isimli kamu şirket personeli düşme sonucu kolunda ve kuyruk sokumunda %30 sakat kalma riski oluşacak şekilde yaralandı. Şirket iş kazası raporu tutulmaması için baskı yapıyor. Trabzon'da 68 işçi, İzmir'de 63 işçi, İstanbul'da 420 işçi, Mersin'de 20 işçi ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yeni yıla girerken işçi çıkarmaları oldu. Kaşip kurulurken de yine böyle yeni yıla girerken aile hekimliğinde işten çıkarılanlar ile gündeme gelmişti. Her yeni yıla girerken taşeron işçisinin ocağına ateş düşüyor, düştüğü yeri de feci şekilde yakıyor. Bu yakmalara yeter diyoruz. Tarihsiz istifa dilekçeleri imzalatılıyor. Rakamsız senetler imzalatılıyor. Psikolojik baskının her türlüsü var. Bir işçi işten çıkarılıp başka birinden rüşvet alınmak suretiyle işe alınıyor. Hukuki, insani ve vicdani olmayan, evrensel değerlere sığmayan bu sistem son bulmalı. Hiçbir sosyal güvencemiz yok. Emeğimiz heba ediliyor. İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı isteriz. İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı isteriz. İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı isteriz. Taşeron işçiler sosyolojik, psikolojik ve ekonomik sıkıntılar içinde yaşam mücadelesi veriyor. Bu sistemin yanlış olduğunu söylemekten dilimizde tüy kalmadı. Taşeron işçi 4D veya 4C kadrosuna alınmalı. Başbakan'a bizzat söyledik. Çalışma Bakanı ve diğer bakanlara, siyasi partilere, sendika konfederasyonlarına defalarca söyledik. Bu çamur deryası kurutulmalı. Taşeron işçinin baharı gelmeli artık. Olay anında Çalışma Bakanı Sayın Faruk Çelik'i cepten aradım. Olay yerine gidiyoruz. Olayın üzüntüsünü yaşıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği bizim için birinci öncelikler arasındadır. Bu olaydan dolayı bütün işçi arkadaşlarımızın ailesine Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyoruz. Bu olayın üstüne gideceğiz. İşçilerimiz her şeyden daha önemli dedi ama 2012 Nisan ayında yapılması beklenen 14 maddelik düzenleme 2013 Ocak ayına kadar, yani bugüne kadar daha yapılmadı. Bu tepkisizliğe ve duyarsızlığa son verilmeli. Güvenimizi sarsıyorlar. Türkiye taşeron işçisi bugün yas tutuyor, matem tutuyor. Kanayan yarasını bütün yalnızlığı ile yine kendisi sarmaya çalışıyor. Bir haftada 9 kardeşimizi toprağa verdik. Yüreğimize ateş düştü. Yazarken bu satırları gözyaşlarımız sel oldu. Bırakın matemimizi, yasımızı tutalım. Yetimlerimize ve dullarımıza kim bakacak? Kim sahip çıkacak? Soruyorum. Bu sistemi bize reva görenlerin canı sağ olsun. Onları ahirette şiddetli bir azap bekliyor. Hileye açık kapı olan taşeron işçiliği manevi duygularımızı derinden yaralıyor. Artık yeter. Emeğimizi sömürmeyin. Verin taşeron işçinin hakkını. Verin iş güvencesini. Verin sosyal haklarını. Bize destek İşçi gören... uyuma haklarına sahip çık. İşçi uyuma haklarına sahip çık. İşçi uyuma haklarına sahip çık. İşçi uyuma haklarına sahip çık.
yalnız bırakmayan Halk İş Sendikamızın başkanı ve değerli basın mensuplarına, güzide temsilcilerine teşekkür ediyor. Kamuoyuna saygı ve sevgiyle duyuruyoruz.